LGS'ye son 46 gün. Gerçekten zaman daralıyor ama bizler sıkı sıkı evimizde çalışmaya devam ediyoruz. Günün sözüne baktığımızda hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse benim için bunu yapmaz demiş Carol Burnett. Gerçekten güzel bir şey söylemiş. Gerçekten de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardı diyor. Yani bizler çalışırsak kazanırız. Eğer çalışmazsak ya işte acaba sınav kolay mı olacak, zor mu olacak, öyle mi olacak? Hayır hayır hayır. Şu anda bazı öğrenciler sıkı sıkıya çalışıyorlar. Madem birinci dönem konuları var, madem kontenjanlar artırıldı, madem evdeyim deyip çalışıyorlar. Bazıları ise öyle mi olacak, böyle mi olacak, sınav ertelim diye konuşuyorlar. Konuşanlar oyalanırken çalışanlar kazanacak ve onlar kendi hayatlarını değiştirecek. İnşallah siz de çalışanlardan olursunuz diyoruz ve günün yorumuna geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep inan demiş ki 355 beğeniyle sorularımı cevaplayın. <laughs> Hatta güzel bir söz eklemiş. Engeller beni durduramaz. Her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir demiş Leonardo da Vinci. Gerçekten engeller yani yaptığımız denemelerdeki hatalar bizim hiçbir şekilde durdur bizi hiçbir şekilde durdurmaması lazım. Ramazan'da geceden sahura kadar çalışmak verimli olur mu? Ve bu saatlerde hangi dersleri çalışsak daha verimli olur? Olabilir. Gerçekten gündüz uyuyup geceliğin çalışabilirsiniz. Bununla alakalı zaten bir videomuz geliyor. Burada hangi dersleri çalışırsanız İlk başlarda yani derse oturduğunuzda iftardan sonra ilk başlarda eğer iftardan sonra uyursanız ee, ve uyanırsanız sayısal derslerde başlayın. Eğer uyumadan direkt böyle hafif bir ağırlık varken otursanız o zaman sözel derslere başlayabilirsiniz. Ama beyniniz açıkken uykudan uyandığınızda sayısal dersler, yorgun olduğunuzda biraz daha sözel derslere bakabilirsiniz. Sözel efeni olan birinin matematik kaç net olursa iyi bir liseye gidebilir. Sözel efeni olan birisi matematikte 12 ve 15 net arasına gelirse iyi bir liseye gidebilir. 15'in üzerine artık çok iyi liselere gider. Düzenli 150 soru çözen Ankara Fen kazanabilir mi? Şimdi eğer netleri çok iyiyse... kazanabilir. Ama Ankara Fen çok yüksek. Yani yani yüzde ...02 falan böyle inanılmaz yüksek bir lise. Dolayısıyla 150 soru yeterli olmayabilir. LGS çok zor olma ihtimali var. Bu yüzden üst seviye denemeler çıkacak mı? LGS'nin çok zor olma ihtimali arkadaşlar Milletin Bakanlığı sadece birinci dönem konularını soracağı için ve aynı zamanda bu sene öğrenciler e, okula da gidemediği için inanılmaz kazık bir sınav olmayacağını düşünüyoruz. Ama bunlarla alakalı her zaman yaptığımız bir yorum var. Öğrenci sınavdan çıktıktan sonra benim sınavım zor oldu diyor. Biz bunlara alakalı üst seviye denemeler hazırlıyoruz. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Ama mutlaka siz çalışmalarınızda sınavda çıkmayacak zorlukta olan yayınlara yer vermeyin. Sınavda çıkabilecek örnek sorulara uygun sınav tarzı yeni sorular çözün. Yani LGS madem birinci dönem konuları var sadece o zaman inanılmaz kazık soralım demeyeceklerdir. LGS için yeni kaynak almalıyız yoksa eski, eski kitapları gözden geçirmeyiz. Eski kitapları mutlaka gözden geçirin onları sakın çöpe atmayın. Yeni kaynaklarımıza geliyor. Sayısaldaki açımızı sözeliği yaparak kapatabilir miyiz? Ee, ...sözlerin hepsini doğru yapsanız bile... ...50 soruda 50 yapsanız bile... ...sonuçta matematik ve fendi... E, ...katsayı biliyorsunuz 4... ...Türkçe ile belki birazcık avantaj yakalayabilirsiniz ama... Inkılap, din İngilizce'nin hepsini doğru yapmanız... E, ...sayısaldaki fen ve matematik açıklarınız... ...tam olarak kapatamayabilir. O yüzden feni de çok iyi yapmanız lazım. Ama matematiğe geldiğimizde... ...matematikte herkes hepsini yapamıyor. Yani bazı soruları birçok kişi kaçırabiliyor. Onların kaçırdıklarını siz de kaçırabilirsiniz ama... ...kaçırmadıklarını yapıp... ...ve fende, Türkçe'de, inkılaptığın İngilizce'de rakiplerinizin kaçırdığı soruları siz doğru yaparsanız onları geçersiniz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Türkçeyi çok iyi yapıyoruz. Fen'i çok iyi yapıyoruz. E, evet, i̇nkılap İngilizceyi çok iyi yapıyoruz. Matematikte de yapabildiğimiz en iyi netlere ulaşıyoruz. Yapamadığımız olursa da hiçbir şekilde endişelenmiyoruz. Çünkü diğer taraflardan takviye yapacağız. Örnek sorularda az test kitaplarına çok yanlışmış. Yani ne yapmalıyım? test hesaplarınla alakalı birazcık zor sorular çözüyorsan bu sıkıntı oluşturabilir. Bir de örnek sorular derken örnek sorularda az yanlış çıkıyorsa bu çok iyi bir şey. Çünkü örnek sorular gibi çıkacak sınav. Geçen sene birçok sorunun benzeri örnek sorularda vardı. Dolayısıyla örnek soruları yapabiliyorsan gerçek sınavda seni başarı bekliyor. Fakat niye gerçek sınavlar bize daha zor geliyor? Çünkü sınav varı denen bir olay var. O yüzden biz Örnek soruları çözerken de böyle evde rahat rahat of ama ne güzel rahat öyle değil. Gerçekten sınav anında çözer gibi çözmeliyiz. 250 puandan 400 puana çıkmak için kaç saat çalışmalıyız? Günde en az 6 saat çalışmalısınız arkadaşlar böyle bir net için. Günde 200 soru çözüyorum. Sadece inkılap ve matematiğim kötü. Onlara ağırlık verince diğer derslere ne yapabilirim? O zaman her ikisine de çalışmalısın. Yani inkılap ve matematiğin kötüyse bunlara çalışmalısın. Diğer derslerle alakalı bol bol soru çözmeye, soru tekrar yapmaya devam etmelisin. Yüzdelik dilim hakkında konuşabilir misiniz? En az kaç olmalı fen için? Tercih edeceğim fen bağlı olarak değiş gerçekleşir. Yüzde birlik dilimle alan fen de var. Yüzde ikilik dilimle alan var. Üçlü alan var. Dört alan var. Beş alan var. Sen hangi fen lisesini? Hatta yüzde sıfır alanlar bile var. Sen şöyle düşüneceksin. Sınava yüz kişi giriyor. Ben eğer en iyi okulu istiyorsam 100 kişide birinci olmam lazım. Biraz daha normal bir okul olsaysam ikinci ya da üçüncüde olabilirim diyeceksin. Bu böyle bir şey. Ama zaten sınava giren 100 kişinin neredeyse 60-70'i fazla çalışmıyor. Dolayısıyla çalışanlar çok hızlı yükselebiliyorlar. Bunu da aklından çıkarma. Yani of ya 100 kişide birinci nasıl olacağım diye korkmana gerek yok. 100 kişide birinci olmak demek esasında hepsinin de çalıştığı böyle herkesin sıkı sıkıya ders çalıştığı bir 100 kişi değil bunlar. Bunların zaten 50 tanesi bayağı bir zayıf. Yani derslerini çalışmıyor. Hiç böyle takip etmiyorlar. Ee, bu, e, o Gerek kalan 50 tanenin de 30-40 tane senin kadar belki çalışmıyor. Dolayısıyla senin rakibin 10 kişi de ilk ikiye, 3'e girmek gibi düşünebilirsin. Çalışan ve senin kadar gayret olanlar da Zeynep İnan. Yüzey, e, cebirsel ifadelerde ve fende sıvı ve gaz basıncında pistonlu sonra falan zorlanıyorum. Yeni soru çözümü gelsin lütfen. Tamamdır. Son 47 gün süper tekrarlar gelecek arkadaşlar. Son 47 günde matematikleri nasıl yükselir? Tabii ki de bol bol sınav tarzı yeni nesil soru çözerek. İkinci dönemde kapsayan kitaplarda indirim olacak mı? İki dönemde kapsayan kitaplarda indirim olacak mı? Bununla alakalı sizlere güzel bir fırsatımız geliyor. Sadece birinci dönemde yönelik kitaplarımız geliyor. Yusuf Ziya Öner Fensiz 260 puandan 354 puana çıkılabilir mi? Evet tabii ki çıkılabilir. Çünkü sadece birinci dönem konuları var. Stresi nasıl yinebiliriz? Stresi arkadaşlar yenmenin yani en güzel yolu çalışmak. Çalıştığınız zaman aa ben yapabiliyorum dersin ve stresin azalır. Diğer bir yöntem ise her zaman söylediğimiz gibi eğer bardak bardak ağırlık yapıyorsa bırakacaksın. Stres sana zarar veriyorsa bırakacaksın takmıyorum sadece görev yapıyorum diyeceksin. Ya yani nasıl olacak hocam o? Sadece çalışman gereken konuları çalışıp çözmen gereken soruları çözüp yoluna devam edeceksin. İstanbul Nevzat Ayaz sesini tanıtabiliriz. Sadece MEP sorularıyla iyi bir lise kazanabilir miyiz? Yeterli olmaz. Mutlaka takviye de yapmamız lazım. Telefondan soru çözmek verimli mi? Eğer hiç çalışamıyorsanız telefondan da soru çözebilirsiniz. Günde 400 soru ile kaç puan artırılır? 400 soru ile ciddi bir puan artışı olabilir. Yani eğer 450 puandaysanız 480 490'lara çıkabilirsiniz. 350 puandaysanız da 430 puanlara çıkabilirsiniz. Antalya Aksu Fen Lisesi, Mardin Fen Lisesi tanıtabiliriz. Paragraf için günlük 40 soru yeterli mi? Evet, par paragraf için 40 soru fazla bile yani çok iyi. Ne sıklıkla deneme çözmeliyiz? Bizce gün aşırı mutlaka deneme çözülmeli. Yani haftada en az 3 deneme çözülmeli. İngilizce ve Türkçem kötü nasıl düzeltebilirim? Ee, Türkçeyi düzeltmemiz için bol bol paragraf okumamız gerekiyor. İngilizce için de kelime tekrar yapmamız gerekiyor. Zeynep İnan. Günün kitabına baktığımızda Değirmen, Sabahattin Ali görüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi kitap okumak sadece bizim Türkçemizi değil, aynı zamanda kelime dağarcığımızı ve dikkat yeteneğimizi geliştiriyor. Çünkü biz kitabı okurken buradaki kavramları, kahramanları, satırları da takip ediyoruz arkadaşlar. Ee, günün okuluna baktığımızda Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Antalya'da 0.72 ile alıyor. Mühendislik fakülteleri, tıp fakülteleri var ve 4 yıl İngilizce eğitim alıyor. Günün kaynağı biliyorsunuz arkadaşlar, toz 5 6 7 8 sınav konularını içermesi için onları kaldırdık. 1 2 3 ve 4. adımları da özel bir set yaptık sizin için. Bunlar bildiğimiz eğer aldıysanız yeniden almayın ama almadıysanız mutlaka temel orta sınav tarzı sorulardan oluşan bu test setini yani 1 2 3. adımın seti size uygun bir şekilde hazırladık. Bunu mutlaka tedarik edin diyoruz. Günün sorusu inkılap tarihine alakalı. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa'daki savaşların durması hangi anlaşmayla gerçekleşmiştir diyor. Gerçekten bilgi sorusu. LGS'de bu şekilde gelmez ama bunu bilen bir öğrenci inkılap tarihine bayağı hakim demektir. Ödülü sorumuza yorumlarımızı bekliyoruz. Hadi bakalım güzel günler yaklaşıyor. Yeter ki biz çalışmaktan vazgeçmeyelim. Hadi bakalım.